Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Öncelikle yayın konuğumu davet etmek istiyorum. Avukat Türkan Kara yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum yayına davet ettiğiniz için. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Bu kadar yoğunluğun arasında bizlere de vakit ayırdığınız için, zira hafta sonunda İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bir seçim gerçekleşecek İstanbul Baro Başkanlığı için. Siz de adaylardan birisiniz. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Bize de vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hemen öncelikle şunu sormak istiyorum. Aday olmaya nasıl karar verdiniz? Hani bu karara sizi iten sebepler neydi? Teşekkür ediyorum öncelikle yayına davet ettiğiniz için. İşimiz ne kadar çok da olsa biz sevgili meslektaşlarımıza ulaşabilmenin her türlü yolunu kullanmaya çalışan bir grubuz ve adayım. Öyle ifade edeyim. Şöyle, şimdi biliyorsunuz uzun yıllardan beri İstanbul Barosu yönetimi aynı yönetimde. Yani önce ilke diye tabir ettiğimiz yönetimde ve değişiklik göstermedi. Son seçimlerde de Sayın Filiz Saraç'ın seçilmesiyle yaklaşık 22 yıldır birbirinin içinden çıkma ve yaklaşık 22 yıldır bir şekilde aynı gruplarda görevler almış insanlardan oluşan bir yönetim hali hazırda devam ediyor. Fakat diğer yandan zaman içinde bu grubunda bana göre yönetimdeki basiretsizlikleri ve ilgisizlikleriyle meslektaşların baro ile birbirlerine olan aidiyet bağı ciddi anlamda koptu ve avukatlar barodan ciddi şekilde uzaklaştılar. Kendilerini yalnız hissediyorlar. Sorunları karşısında veya yanında barolarını bulamıyorlar. Ulaşabilecekleri bir başkana bulamıyorlar. Bütün bunların tabii beraberinde getirdiği sorunların çokluğuyla birlikte ben de halen fiilen sahada avukatlık yapmakta olan biri olarak diğer adaylardan farklı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Sorunları birebir halihazırda yaşayan bir adayım. Dolayısıyla genç meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara da birebir şahidim. Tabii sürekli aynı yönetim olduğu zaman bir süre sonra artık herhalde belli bir güç zehirlenmesi mi diyelim ona, bir şeyler oluyor ve kendileri dışında hiç kimseyi duymayıp görmemeye başlıyorlar. Adeta onlardansanız sesiniz duyuluyor ve değilseniz kale alınmıyorsunuz, dikkate alınmıyorsunuz. Buna ilişkin gerek kendimin gerekse genç arkadaşlarımızın o kadar çok şikayet, temenni, dilek vesairesi var ki ve sorunu var ki onların da istekleriyle ben de zaten yapı itibariyle de idealist ve muhalif bir tip olmaktan dolayı evet neden farklı bir ses baroda çıkmasın? Çünkü gariptir Aleyna Hanım, bizim baro siyasetimizde diğer aday olan arkadaşlar da yönetimi klasik birkaç söylemle eleştirir. Ama gerçek anlamda söylenmesi gerekenleri cesurca söyleyen çok az aday var. Ben bu anlamda yeterince cesur olduğumu düşünüyorum. Kaldı ki meslektaşlarımız da böyle düşünüyor. Genel tabloya bakarak söylüyorum bunu. Biz ortadan giden bir grup değiliz. Kabaca kitabın ortasından konuşan bir grubuz. Dolayısıyla bir yerde bir sorun ve haksızlık gördüğümüz zaman bunu en çıplak haliyle süslemeden, birilerine yanaşmaya ya da yaranmaya çalışmadan en dik haliyle ifade ediyoruz. Bu noktada böyle bir cesur adaya ihtiyaç vardı. O ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum bu durumun. Şöyle mi, yanlış anlamayalım, çok uzun zamandır evet işte bir yönetim şekli var, yöneticiler, baştaki yöneticiler değişiyor ama hep aynı idealist düşünceyle mi değişiyor? Yani siz bunu mu aşmaya çalışıyorsunuz? Nedir bunun zararları, sizce nedir, mesleğinize verdiği zararlar nedir? Yani şöyle ifade edebilirim. Şimdi yaklaşık 22 senedir bir grup düşünün. O seneler içerisinde herkes farklı noktalarda görevler almış. Bir süre biri diğerinin yardımcısı iken daha sonra diğeri başkan olmuş, öteki başka bir merkez ya da komisyona geçmiş. Ama hep kendi aralarında. Yani adeta dışarıdan veya kendi gibi düşünmeyenlerin yer bulamadığı, konuşma şansı bulamadığı, görev yapma şansı bulamadığı bir oluşumdan söz ediyorum. Ve bu o kadar artık yerleşik bir hal almış ki gerçekten kolay kolay da
Gitmiyorlar yani, öyle söyleyeyim. Hani bekleriz ya hep ideal olarak biz, birileri bir takım görevlerini ifa ettiğinde ya da artık şikayetler çok fazlalaştığında kendiliğinden o ortamı bıraksın ve arkadan gelen gençlere ya da farklı gruplara, farklı fikirlere yer açsın. Ama bunların hiç öyle bir niyeti yok. En büyük sıkıntı o tek düze, sadece kendilerine ait olan fikrin avukatlar gibi çok ciddi, şahsa münhasır ve çok sosyal bir mesleğe dikte edilmeye çalışılması ve meslektaşlar olarak, avukatlar olarak bizler de artık bu durumu kabul etmiyoruz. Çünkü ters düştüğümüz çok fazla nokta var. Farklı fikirlere tahammülleri yok. Siz bunu dile getirmek istediğiniz zaman demin de söylediğim gibi bir mecra bulamıyorsunuz bunları konuşacak. İşte seçim tam da bunun için uygun bir zaman dilimi ve ümit ediyorum seçim esnasında ve en çok da genel kuruldaki konuşmamızda bunları dile getirme imkanı bulacağız. O böyle sanki babadan oğula geçer bir sistemmiş gibi sürekli işte sen A yerine geç, öbürü B'ye geçsin. Bu sene sen başkan ol, öteki yardımcı olsun ya da orayı bir basamak olarak siyasi bir partinin milletvekilliğine geçmek için baronun kullanılmasına biz şiddetle karşı olan bir grubuz. Pek çok meslektaşımızın da bu durumdan çok rahatsız olduğunu esasen biliyorum. Şimdi şöyle biraz işin içine girince, etrafa da sorunca, yıllardır bu kadar süre gelen sizin de söylediklerinizden yola çıkarak biraz da dışarıdan bir haberci gözüyle baktığımız zaman katılımların çok az olduğunu görüyoruz. Sebebi bu olsa Evet. gerek. Çünkü demek ki özellikle üniversitelerin mezunlarına baktığımız zaman her genç her sene o kadar fazla avukatlık için işte mezun oluyor ki aslında çok güzel bir meslek için icra etmek için hevesle koşarken bir yandan da avukatların böyle sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Bir baro seçimi oluyor ve Evet. neredeyse yarıya yakını gitmiyor bu seçimlere. Sebepleri demek ki Evet. bunlar. Peki siz aday olmaya karar verdikten sonra çalışmalarınızı nasıl yürüttünüz? Sizin gibi düşünen insanlara nasıl ulaşıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim Aleyna Hanım. Şimdi bir fark, bu tabii yer yer dezavantaj. Bana göre hangi açıdan baktığınıza bağlı. Çoğu zaman da avantaj. Ben hala bugün dahi duruşmasına girip ondan sonra sizin yayınınıza bağlanmış olan bir adayım. Ve diğer adayların hiçbiri bu şekilde gerçek anlamda sahada avukatlık yapmıyor. Ha, lafta ve söylemlerde bir şekilde oy alabilmek için hepsi aslında avukat olduğunu, adliyelerdeki sorunları bildiklerini iddia ediyorlar ama bu gerçeği yansıtmıyor. Çünkü 7-24 adliyede, duruşmalarda, emniyette, cezaevlerinde olan bir avukat olarak söylüyorum. Çünkü ben serbest avukatlık yapıyorum ve geçim derdinde olan bir avukatım. Dolayısıyla meslektaşlarımı da en yakından anlayan adaylardan biri benim. Diğer adaylara baktığımız zaman işte akademisyenler, daha önce baroyla yolları kesişmiş, görev yapmış arkadaşlar. Mevcutu biliyorsunuz zaten, Sayın Başkan tekrardan aday ve esasen birlikte yola çıktıkları grupla bir şekilde bana göre bir menfaat çatışması sebebiyle ikiye ayrıldılar ve başkan yardımcısı olan arkadaşımız da aday. Olaya böyle baktığımız zaman bana göre gerçek anlamda avukat olan tek aday benim. Ve dolayısıyla ben ve benim gibi sahada gerçekten avukatlık yapıp baroda bir şekilde kendine yer bulamayan ya da söz hakkı bulamayanları temsil eden baronun ötekileriyiz biz. Ben öyle adlandırıyorum. Çünkü bir baro var, bir de ötekiler var. Biz o ötekilerdeniz ve bizim olayımız tamamen geçim derdinde olan genç meslektaşları da çok kapsayan bir grup. En büyük farkımız bir kere bu. Ha, çalışmalara gelince şimdi bizim arkamızda parti desteği yok. Sponsorlarımız yok. Dolayısıyla eski başkanlar yok. Mevcutta olduğu gibi. Biz seni seçtireceğiz, merak etme diyenlerimiz yok. Bizim tek kaynağımız aynen bizim gibi sahada avukatlık yapmakta olan meslektaşlarımız. Dolayısıyla biz onlar gibi çok süslü böyle sosyal işte ajanslarla vesaireyle çalışarak bir takım işte ne bileyim uzun boylu süslü kelimelerden işte süslü havalı görüntülerden oluşan reklamlar yapamadık, tanıtımlar yapamadık ya da sürekli lüks mekanlarda kokteyl ve kahvaltılar düzenleyemedik. Gece yemekleri, danslar ve alkolden oluşan renkli geceler düzenleyemedik. Bu bir dezavantajsa, bu bir dezavantajsa biz bu durumdayız. Ama biz gerçeğiz.
Biz gerçekten esasen mevcudu temsil ediyoruz bana göre. Çoğunluğu temsil ediyoruz en azından. Ha, tek kaygımız genç avukat arkadaşlarımızın baroyla olan ciddi küskünlüğü karşısında umut ediyorum ki oy kullanmak için oraya gelirler. Bu çok şeyi değiştirebilir bana göre. Ama maalesef çeşitli sebepleri var bunun da. Yıllarca artık bu durumun değişmeyeceğine o kadar bir inanç gelişmiş ki veya ümitsizlik diyelim. Gitsem de bir şey değişmeyecek. Yine bunlar seçilecek gibi bir bakış açısıyla pek çok meslektaşımız baroya küs. Dolayısıyla bir noktadan sonra ya ben ekmeğimin derdine düşmüşüm. Kim seçiliyorsa seçilsin gibi doğru da bulmadığım bir bakış açısından dolayı maalesef çoğunluk katılmıyor. Bugün mevcut yönetim toplam avukat sayımızın neredeyse %10'unu temsil eden bir yönetim. Dolayısıyla asla tüm avukatları temsil ettiğini, görüşleri, düşünceleri, çalışmaları bakımından söylememiz bana göre mümkün değil. Peki o zaman son olarak da hafta sonu bir kez daha seçimlerin olduğunu söyleyelim. Hatta cezası da var gitmeyenler için bildiğim kadarıyla, değil Evet, mi? evet, Onun da bir evet. tekrardan telaffuzunu yapalım isterseniz. Tabii ki. Şimdi 19-20 Ekim sabah 9 akşam 5 ama o akşam saatleri tabii uzayabiliyor oy sayımları ya da genel divanın oluşmaması vesaire gibi çeşitli aksaklıklar olabiliyor. Çok saat vermek mümkün değil ama biz özellikle de sandığa gelmemekte ısrarcı olan, küs olan, baroyla bağları kopmuş olan tüm meslektaşlarımızı 19-20 Ekim günü Haliç Kongre Merkezi'ne mutlak surette oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Her birinin oyu çok kıymetli. Özellikle genç avukat arkadaşlarımın mutlak surette bu sese kulak vermesini rica ediyorum. Onlar isterse çok şeyi değiştirebiliriz. Bunu söyleyebilirim. Tabii biz de oylarına talibiz bu vesileyle onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ediyorum misafir ettiğiniz için. Avukat Türkan Kara yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.